Hanımlar beyler, kelimelerin içinden geçen birbirimize harfler attığımız, buton tokatladığımız efsane yarışma programı Kelime Oyunu'na hoş geldiniz. Yine yepyeni 4 yarışmacımız var. Hoş geldiniz Aynur Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Heyecanlı mısınız? Gayet. Gayet heyecanlısınız. Tamam, burada halledeceğiz o işi. İnşallah. Yasemin Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Ne var ne yok? İyidir. Siz nasılsınız? Fena değil, idare eder. Siz de biraz heyecanlı gibisiniz. Evet, çok heyecanlıyım. Onu halledeceğiz. Ben de halledeceğiz. Dil altı vereceğim herkese galiba. Artistliğim niyeyse sevgili heyecan severler. Didem Hanım siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz ne yapıyorsunuz? İyiyiz, sağ olun. Ankara'dan geldim. Hoş geldiniz. Güzel bir yarışma olsun inşallah. Ay hadi inşallah. Büşra Hanım siz de hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ne var ne yok? Her şey yolunda. Ha. İstanbul'dan geliyorum ben de. Çok uzak yoldan gelmedim. Daha uzaktan gelen arkadaşlarımız var. Evet. Bu şekilde klinik psikoloğum. Gerçekten evet. Mi? Çok yardıma ihtiyacım olan. Ama herkesten çok şu an ben heyecanlıyım. Umarım o heyecanı dizginim. Diner. Bir iki tane problemi olan arkadaşımız var. Onlarla konuştururuz sizi. Heyecan olur. Heyecan kalmaz. Tamamdır. Evet. Anlaştık. Efendim gördüğünüz gibi bugün 4 tane hanımefendi yarışmacımız var. Biz biliyorsunuz dikkat ediyoruz genelde. 2 kadın 2 erkek yarışmacımız olur bizim. Bugün özel bir gün çünkü. Bugün 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü. O yüzden 4 kadın yarışmacımız var. Aynı zamanda da bugün 1934 yılında kadınlara verilen seçme seçilme hakkının da seneyi devriyesi. Ben yaşım gereği böyle kelimeler kullanmaya karar verdim. Bu vesileyle de Ulu Önderimiz Atatürk'ü saygı ve minnetle, özlemle anıyoruz. Hazır bu kadar güzel güzel konuşmuşken de ben ilk yarışmacımızı masaya davet ediyorum. Ayaklarınıza sağlık Efe Bey. Evet de yani. Kafadaş. Kafadaş hayatımda ilk defa duyuyorum Emrah Bey. Tutunmak. Serkan Bey. Evlenmek isteyen ve bu isteğini evleneceği kimseye bildiren erkek. Asaf Bey. Hanımlar beyler, günün ilk yarışmacısıyla masada bir araya geldik. Siz de bizimle masada buluşup buton tokatlamak isterseniz şu adrese seslenin. Tuttuğumuz gibi sizi de masaya oturtalım. Aynur Hanım hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, teşekkürler. Tekstil sektöründen emekliymişsiniz. Evet. Ne yapıyordunuz? İmalatta çalışıyordum. İmalatta çalışıyordunuz, harika. Çok bulmaca çözüyormuşsunuz, öyle diyorlar. Fırsat buldukça çözerim. Tarihi yerleri gezmeyi sevdiğiniz söyleniyor. Severim. Mesela en son nereye gezdiniz? Hatırlıyor musunuz? Kapadokya. Kapadokya'ya gezdiniz. Çok güzel. Sevdiniz mi? Çok sevdim. Balona bindiniz mi? Binemedim. Korkar mısınız? Yükseklik korkum var. Çok iyi. Evet, hayır yarışması olsaydı gerçekten birinci olmuşlardı. Tek kelime etmiyor. Bir de artık şey de eklemiş. Geveze diye bir radyocu vardır. Bilir misiniz? En eski radyocularımızdan, en tecrübelilerden. O sürekli yapar her gün programında, radyo programında. O artık evet hayır'a aynen'i de eklemiş. Aynen de demek yasak. O kadar haklı ki. Çünkü aynen'le günü geçirebiliyoruz sevgili aynen severler. Aynur Hanım, kelimelerle aranız nasıl? Vallahi eğer vakıf olduğum konularsa iyidir. Vakıf olduğumuz konularsa tabii iyidir. Ama siz genelde hani yarışmaya katılmayı istediğinize göre fazlaca aslında biliyorsunuzdur kelime diye tahmin ediyoruz. Kızım başvurmuştu. Onu kıramadım geldim. Gerçekten evet. Aa ne tatlı. Kızınız nerede? Evde şu an. O da gelseydi niye geldi? Söyledim, gelmek istemedi. Allah onun iyiliğini versin. Aynen. Annesini yollamış. Aynen öyle. Kendisi gelmemiş sevgili izleyenler. Peki efendim ne yapalım? Başlayalım mı yavaş yavaş? Başlayalım. Aynur Hanım merak etmeyin, ben yanınızdayım. Ben gereken bütün ipuçlarını vereceğim. Ne gerekiyorsa yapacağız beraber. Hazır mısınız? Hazırım. Peki. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Dönem dönem kaporta ustalarına fazla mesai yaptıran bir yağış türü. Dolu. Dolu, doğru cevap. Efendim 4 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakın nasıl bir kelime. Yeşilçam filmlerinde sık sık karşımıza çıkan baştan çıkarıcı kadın anlamındaki söz.
Vamp. Vamp doğru cevap. Efendim 5 harfli ilk kelimemiz gelsin o zaman. Madem öyle buyurun. Parmak uçlarıyla alınabilen miktarda olan. Kimdik? İşte saçta. Tutam. Ne? Tutam. Tutam doğru cevap. Efendim 5 harfli ikinci kelimemiz geliyor buyursunlar. Sembollerinden biri zeytin dalı olan kavram. Barış. Barış doğru cevap. Efendim geçtik şak diye 6 harfli ilk kelimemize. Bakalım nasıl sormuşuz. Balığın kılçıklarının çıkartılarak dilimlere ayrılmış parçası. Fileto. Fileto doğru cevap. Efendim 6 harfli ikinci kelimemiz yoksunluk eki almış bir sıfat oluyor. Bakın şöyle bilmeye çalışacağız onu. Sınırını bilmeyen, cüretkar tavırları olan anlamında Arapça kökenli bir söz. Huysuz. Gibi bir şey ama değil. Arsız. Değil. Hı. Arapça kökenli. Mesela. Aymaz. Bir harf alalım. Harf alalım madem öyle. D efendim. Nokta noktanı bil denir hatta. Haddini. Heh, bu onun şeyi işte. Dur dur. Hadsiz. Hadsiz doğru cevap. Efendim 7 harfli ilk kelimemiz gelsin o zaman bakalım nasıl geliyor. Hadi bakalım. Dış dünyanın insan zihnine yansıması, fikir. Düşünce. Ne? Düşünce. Ne? Düşünce doğru cevap. Efendim yarışmanın tam ortasındayız. 3600 puanımız var. 2 dakika 35 saniye süremiz var. Her şey yolunda. Nefes alabiliyorsunuz. Alıyorum şu an. Bir problem yok. Yapıştırıyorum efendim o zaman diğer kelime. 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Dini kurallara inanmadığı halde inanmış gibi görünen. İnanmış gibi görünen. Arapça kökenli bir kelime. Bir harf alayım. Bir harf verelim. F. Bu harf olmaz. Yok. Yani işte dini kurallara inanmaması daha hani bu kelime de inanmıyor deriz yani. İnanmış gibi görünüyor çok da demeyebiliriz. Hani yani daha çok ağırlıklı olarak öyle biliriz. Bir harf daha alayım. Bir harf daha hiç şarjım vermedi. Ü. Hiç. Efendim nifak sokan anlamına da gelir. Nifak. Sesi biraz belki şey yapar diye. Bir harf daha mı? Aynen aynen. Bir harf daha aldık. Evet efendim. Müsrif. Değil efendim. Müsrif. F sonda değil. Müsrif. Hiç o S'li M'li bir şey değildir bu. Müterif. Araba. Müne. Dur. Süre gidiyor bu arada. Müne. Yok. Bir harf daha mı oldu? Aynen bir aynen. Hiç gelmedi aldık. Ya. K efendim. Münafık. Münafık doğru cevap. Efendim 8 harfli ilk kelimemize geçiverdik. Buyurun mini minnacık da sorusu. Hadi. Kararsızlık, duraksama. Kararsızlık, duraksama. Bir karar mı? Yok yok. Böyle nokta nokta etme gibi. Harf mı alsanız? Bir harf alayım. Evet. Harf aldık. Sürede gidiyor. 55 saniyemiz kaldı. Durdurduk. Durdurduk artık. Kararsız duraksama. Böyle emin olamazsınız. Böyle bir karar vereyim mi vermeyeyim mi? Böyle bir... Bir kaldım. Bir şey edersiniz. Nokta nokta etmek diye kullanırız hatta. Bunu mu bunu mu? Ay ben şimdi... Karar veremedim. Arada kalma. Değil. Arapça kökenli. Böyle bir ben şimdi biraz şey yaptım. Nokta nokta ettim. Sonra şey yapayım. Ay. Tereddüt olacaktı Aynur Hanım. Çok üzüldüm.
Ben de çok üzüldüm inanın. Gerçekten olmayacak bir şey oldu yani. Hiç gelmedi. Gelmedi değil hiç mi? Hiç gelmedi. Halbuki çok da... kullandığınız da bir kelime. Kullandığımız bir kelime evet. Ya. Evet. Farklı alımsadım. Evet, olsun. Daha sorumuz var. Evet. Arkamızda 3 tane de yarışmacı var. Onlar neler yaşayacak bilmiyoruz daha. Efendim 8 harfli ikinci kelimemiz mastarla geliyor. 3 harfli bir mastarı var kendisine. Bakın nasıl sormuş editör bunu. Dişlerini göstererek alay belirtir biçimde gülmek. Sırıtmak. Ne? Sırıtmak doğru cevap. Efendim 9 harfli cevabımız, ilk cevabımız 2 kelimeden oluşan bir söz dizisi olacak. Bakınız ekrana şak diye de geliyor. Balıkçıl, karabatak gibi kuş türlerinin barınma yeri olan sazlık ve bataklık yerleri niteleyen tabir. Bataklık. Evet, oraları böyle nasıldır? Yani mesela sazlık nasıl bir yerdir? Sazlık nasıl? 26 saniye, 25 saniye. Bataklıktır ama yani... İki kelime. Balıkçıl, karabatak gibi kuş türlerinin... bu kuşlar ne kuşu? Balıkçıl, kuş, karabatak. Bunlar... Yani... Havada değil de daha çok... Metan... Yok efendim, hiç oralara gitmeyin. Gelin geri. Bu kuşlar normalde... Mesela karabataksa nerededir o? Denizde. Yani deniz bir tür sıvıdır. Ne deriz ona biz? Deniz kuşu mu? Değil efendim. Yok. İşte o... Sulu toprak mı? Gibi bir şey, sulak alan. Sulak alan olacaktı. Sulak alan olacaktı. Sulu toprak da iyi fikirmiş ama bundan sonra onu da değerlendirebiliriz ama sulak alan olacaktı. Efendim 9 harfli ilk kelimemiz de elimizde kalıverdi. 9 harfli ikinci kelimemize geçiyoruz efendim. Yavaşça sakin sakin geçiyoruz. Bakalım Aynur Hanım no diyor. Bakalım neymiş 9 harfli ikinci kelimemiz. Egoizm, hodbinlik sözlerinin Türkçe karşılığı. Bencillik. Bencillik doğru cevap. Efendim 10 harfli 2 kelimeden oluşan bir kelimemiz geliyor. Bakalım neymiş? 2 kelime. Ankastre gardırop. Ankastre gardırop. Şey mi? O. Hani yatak odalarında olur çoğunlukla. Ankastre ise... Orada zaten. Gömme dolap. Gömme dolap doğru cevap. Efendim yine iki kelimeden oluşan bir deyim soracağım. Mastarı da var. 3 harfli. Buyursunlar. Abartılı konuşmak veya bir kimse hakkında kötü konuşmak anlamlarındaki bir deyim. Abartılı konuşmak kimse hakkında. Böyle. Harf alayım. Harf verdik. Durdurun da artık çünkü sürede bitti. Şey gibi... Avcılar çok yapar. Atıp tutmak. Atıp tutmak doğru cevap. Avcılar çok yapar dedim. Avcılardan özür diliyoruz. Öyle demek istemedim. Efendim 5900 puan aldık. İşte beklediğim puan değil. Hiç bizim de beklediğimiz bir puan değil. Cayır cayır gidiyordunuz Aynur Hanım. Son böyle bir iki yerde tökezledik ama arkanızda 3 yarışmacının başına ne geleceğini bilmiyoruz. Yok, onlar zehir gibi maşallah. Siz de zehir gibiydiniz maşallah. Hiç kendinizi hafife almayın. Hanımlar, beyler, Aynur Hanım'ı alkışlarla uğurlarken ikinci yarışmacımız geliyor. Bu dünyada bütün sesle harfler aynı olsun. Ayak yapmış. Ayak. Aa. Dala olabilir mi? Olabilir, niye olur? Böyle gençler bir sohbetimiz oldu. Gaf yapmak. Of ya, o kadar da çok yaparım ki. Sizi de Allah'a havale ediyorum. Keçiler gelir mi? Arif Bey. Sevgili izleyenler, ben tükendim. Acı çekiyorum. Ben tükendim. Sizin yüzünüzden ben de azar işitiyorum.
Hanımlar beyler, günün ikinci yarışmacısıyla masanın başında buluştuk. Butona dandun vurmaya çok hazırız. Yasemin Hanım nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız İbrahim Çok Bey? Sağ olun, iyiyim. Kocaeli'nden geliyorsunuz. Evet, Kocaeli'nden katılıyorum yarışmaya. 31 yaşındayım. Maşallah. Kimya mühendisiyim. Evet. Özel sektörde faaliyet gösteren bir firmada Arge mühendisi olarak çalışıyorum. Arge mühendisi olarak çalışıyorsunuz. Aynı zamanda yüksek lisans mı yapıyorsunuz? Evet, siz? Yüksek lisans yapıyorum Gezi Teknik Üniversitesi'nde. Konu ne? Ne üzerine yapıyorsunuz? Gene kimya mühendisliği ama mühendisliği. Katalizörler üzerine olacak. Yani öyle planlı. Tez dönemine başladım. Sonra akademik olarak devam etmeyi istiyor musunuz? Yok. Belki sonrasında doktora olabilir. Ha. Ama konunun sonunda neye varacak? Ondan sonra karar vereceğiz. Evet. Peki harika. Sizin kediniz varmış. Evet. 4 yaşında. 4 yaşında. Adı Poçi'ymiş. Paçi. Paçi. Paçi, evet. Çok bilinen bir kelime olmadığı için Karadenizlilerin kullandığı bir kelime. Kız çocuklarına Paçi diye seslenirler. Erkeklere uşak, kız çocuklarına Paçi diye. Nerede bu Karadeniz'de? Neresinde? Evet. Ben Karadenizliyim çünkü bizde normal kız çocuğu diyorlar. Ben Rizeliyim de. Ben Arhavi'liyim. Nereli? Arhavi. Arhavi? Arhavi, Belçika'nın başkenti. Duymadım, bilmiyorum. Artvin Arhavi. Ha, Artvin, evet. Okey. Siz Rize'nin neresindensiniz? Çayeli. Çayeli, ha, evet. Siz biraz daha bu tarafta. Bu da aynen. Bize doğru yaklaştıkça Lazca oluyor zaten. Değişiyor biraz, evet, evet, evet. Poçi, Paçi. Paçi, evet. Paçi, 4 cinsiyet yaşında. Cinsiyet kız diye öyle Paçi çok diye isim koyalım. Çok iyi yapmışsınız, çok da tatlı. Bir de zaten P ve Ç güzel bir kedi için. Evet, evet. Çağırdığında duyar en azından. Sokaktan almıştık, öyle cins ya. Bir kedi değil, tekir bir kedi. Aynen, zaten satın almıyoruz, sahipleniyoruz sevgili evcil hayvan severler. Evcil hayvan da demiyoruz artık galiba, can dostu, ev arkadaşı. Can ben bu politik doğruculuktan yandım ya. Ne diyoruz işte, benim de var Alice, ev arkadaşım. Alice Hanım, evet. O kaç yaşında? 2 yaşına giriyor. Ha, az kaldı, güzel. Evet. Ama ne benimki güzel. Cins. Biz de sahiplendik ama cins. Sokakta değildi yani. Can cins dostları biz ya. Demeyeyim bari ya. Benim şey olmasın, başımız belaya girmesin sevgili izleyenler. Peki kelimelerle aranız nasıl? Çocukluğumdan beri bulmaca çözmeyi çok seviyorum. Bir süredir çok aram yok ama. İş güçten mi? İş güçten, evet. Çok zaman kalmıyor. Ama iyi olduğunu düşünüyorum. Yalnız geldiniz. Yalnız geldim, evet. Tek kardeş misiniz siz? Başka iki tane kız kardeşim var. En büyükleri benim. Ha, size ablasınız. Ablayım, evet. Aa, ne güzel. En küçük kız kardeşim evli. İki tane de yeğenim var. Biz küçükten başladık evlendirmeye. Gerçekten mi? Evet. Aa, ne güzel mi diyeyim artık, ne diyeyim. Hayırlısı olsun. Siz? Bende şu anlık bir şey yok. Şu anlık bir şey yok. Evet, ama aynen. Bakacağız. Bakacağız, arayıştayız diyor. Demiyor, öyle demiyor. Ay, affedersiniz, öyle değil. Şimdi efendim, şöyle 39 harf alabilirsiniz. Aynur Hanım'ı geçmek için. 39 harf alırsanız da bize bir saniye bir de Divan-ı Lugat-ı Türk bırakın bari. 39 harf niye alasınız zaten? Yani gerinizde çünkü iki yarışmacımız daha var. Yaptığım şakanın manasızlığı sevgili izleyenler. Peki, dolayısıyla dua ediyoruz ki sizin de ayağınız tökezlemesin. Çünkü heyecandan insanın elektriği kesiliyor. Evet. Şu uyarıyı yapayım. Genelde heyecandan soru duyulmuyor, okuduğunuzu anlamayıp oraya harf doldurmaya çalışıyorsunuz. Öyle düşünmeyin, bu böyle olmaya başladığınız, fark ettiğinizde durdurun kendinizi ve soruyu okuyun. Ben tekrar ediyor olacağım, zaten ipucu da vermeye çalışacağım. Ben buradayım, korkmayın. Dedenizi de boş verin artık. Bu nasıl teşekkür dede? Teşekkür ederim. Eğer hazırsanız o zaman. Tamam, başlayalım. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Cılız, narin, zayıf anlamlarında kullanılan bir sıfat. Cılız, narin, zayıf. İnce. Ne? İnce. İnce, doğru cevap. Efendim, 4 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakalım. İslam gizemcisi, mutasavvıf. Aa. Mutasavvıf diyemedim. Mutasavvıf. Aynen. Siz dediniz, helal olsun. Türkçesi gibi bir şey mi bu? Efendim, yani... Mutasavvıf, İslam gizemcisi. MFÖ'nün şarkısı vardır. Mevlana da böyle bir şairdir. Harf alın. Harf alayım. Harf aldık. S efendim.
İslam gizemcisi mutasavvuf. Bir harf daha. Bir harf daha verelim. U efendim. Bir harf daha mı? Bir harf daha alın. Bir harf daha alın. Olamadım. İ. Sufi. Sufi doğru cevap. Aynen işte elektriklerin kesilmesi dediğim şey buydu. Beş harfli ilk kelimemiz gelsin o zaman. Kazasız belasız atlattık çünkü dört harflileri. Işıklı yerde oluşan karanlık. Gölge. Ne? Gölge doğru cevap. Efendim beş harfli ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Düzgün ve güzel göstermek amacıyla yüze ve tene sürülen kokulu ince toz. Pudra. Pudra doğru cevap. Efendim 6 harfli ilk kelimemiz geliyor. Bir sıfat kendileri. Çok selamları var gelirken. Buyursunlar. Gökle ilgili, göğe ilişkin, ulvi anlamlarında eski bir sözcük. Semavi. Semavi doğru cevap. 6 harfli ikinci kelimemiz geliyor efendim. Buyursunlar biz müsaitiz. Belli belirsiz hissedilen hafif rüzgar. Meltem. Değil. Öyle ismini düşünmeyin. Hafif rüzgarın kendi. Hafif rüzgar. Rüzgar ne yapar efendim? Eser. Esinti. 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 Doğru cevap. Efendim 7 harfli ilk kelimemiz geliyor. Kendisi Fransızca kökenli ve entelektüel bir kelime. Buyursunlar. Felsefeyle uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse? Filozof. Filozof doğru cevap. Yarışmanın tam göbeğindeyiz Yasemin Hanım. Ortasındayız. 3400 puanımız var. 2 dakika 12 saniye süremiz var. Bir ton daha harf alabilirsiniz ama keşke almasanız mı? Umarım almadan hadi bulabilirim. Hadi inşallah. Şimdi efendim o zaman devam ediyorum. Tamam. 7 harfli ikinci kelimemiz efendim iki kelimeden oluşan bir söz dizisi. Söz dizisi iki evet, kelime. Evet iki kelime. Buyursunlar bakalım nasılmış sorusu. Bir ulaşım şeridinin başlangıcı. Ulaşım şeridinin başlangıcı. Ulaşım şeridi nedir efendim? Yok efendim ulaşım şeridi. Şerit. Ha. Nedir o? Yol. Evet. Yol başı mı? Gibi ama başı demeyiz. Mecazen kullandığımız bir kelime olur. Yol, yol başı değil. Değil efendim. Harf alayım. Harf verelim. Yumuşak G. Yol, bir tane daha harf aldık. Bir tane daha harf aldık. O geldi, onu biliyorduk. Evet. Yol ağı. Ne? Yol ağı. Oraya kadar çok doğru. Yol ağı mı? Doğru mu? Ağı. Evet. Devam edin. Beraber bir okuyun efendim. Yol ağı. Ağı değil. Efendim. Yol. Yolun efendim başı işte ne olur? Ne deriz biz oraya? Yol. Açıklık gibi düşünün. Açıklık. Evet. Yol. Bir harf daha alayım. Verin efendim. Harf verin. Z efendim. Yol ağzı. Yol ağzı. Doğru cevap. Bundan çok korkuyordum. Olsun korkmayın. Gayet güzel. Geçtik işte. Bazen çok tıkanılıyor işte. Evet, yani evet. Hiç bilememek daha kötü. Neyse ki bildik. Efendim 8 harfli ilk kelimemiz eski bir kelime. Yaygın olmasa da günümüzde de kullanıyoruz bu kelimeyi. Bakalım sorusunda bir şeyler yapmış mı editör? Arkadan gelen, ardı sıra gelen anlamında Arapça kökenli bir söz. Peş peşe. Arapça kökenli Arapça düşün. Kökenli. Arkadan gelen. Arkadan ağız. Gelen. Arkadan gelen. Şimdi ben gidiyorum Yasemin Hanım. Siz arkamdan geliyorsunuz. Siz ne yapıyor oluyorsunuz? Takip ediyorum. Ha öyle. Takip eden gibi bir şey değil mi? Onun Arapça kökenli olsa ne olurdu su? Takip eden. O var. Kelimenin içinde bu var. Takip var. Evet. Harf alayım. Harf verelim. Gelmiyor. 23 saniyemiz kaldı. Arkadan gelen, ardı sıra gelen. Durun, sakin. Takibi buldunuz. Evet. Onu böyle daha Arapça düşünün. Takip var içinde. Yani harfleri var diyeyim ama böyle bir sesi çok benziyor.
başına böyle bir ufak ek bulsanız sanki çözeceksiniz gibi düşün. Düst. Değil. Arapça kökenli düşünün. Akabinde gibi. Buna nokta nokta. Evet. Yasemin Hanım mütakip olacaktı. Yine üzgün alkış geldi sevgili alkış severler. Hiç beklemediğimiz bir noktada gerçekten artık pandomime kadar gelmiştik. Evet, ve çok doğruysunuz ama yok çıkmadı. Olmayınca olmuyor. Ama hala Aynur Hanım'ı geçebilecek durumdasınız. Hiç merak etmeyin. O yüzden umutla devam ediyoruz. 8 harfli ikinci kelimemiz yine leziz bir kelime. Allah iyiliğinizi versin sevgili editör. Yine acıktırdık kendimizi. Buyursunlar, sorusu şu şekilde. Fransız ay çöreği. Fransız. Saniye 15. Kruvasan. Kruvasan, doğru cevap. Süremiz çok az kaldı. O yüzden artık yani mesela. Soru kalmıştı. 4 sorumuz kaldı. 9 harfli ve 10 harfli ikişer tane sorumuz var. 14 saniyemiz var. Biraz hızlı hareket etmemiz tamam. Lazım. Efendim 9 harfli ilk kelimemiz efendime söyleyeyim. Mastarıyla geliyor ya. Yalnız gelmemiş işte mastar. 3 harfli mastar. Aha da sorusu. Alt anlamı gizli bir haberi ve sırrı duyurmak, yaymak olan söz. Gizli bir haberi ve sırrı. Alt anlamı. Yaymak. Gizli bir haberi. Böyle. Yetiştirmek gibi bir şey mi? Gizli bir şey ama bu şey daha böyle mecazmış gibi düşünebilirsin. Gizli bir haberi ve sır duyurmak. Evet. Yani böyle bir şey gibi düşünün. Bu haber böyle kaymış gitmiş gibi düşünün. Sızdırmak. Sızdırmak doğru cevap. Efendim şimdi 9 harfli 9 harfli ikinci kelimemiz yabancı kökenli örnek almış bir birleşik kelime. Örnek almış bir birleşik kelime. Bakalım nasıl sorulmuş birleşik kelime severler. Parçaları önceden hazırlanıp birleştirilerek oluşturulan konutları niteleyen söz. Yok. Parçaları önceden hazırlanıp. Evet. Birleştirilerek oluşturulan şeyde konutlar. Afetlerde falan genellikle şey yaparlar. Yani toplu? Değil. Toplu o değil. Öyle değil. Değil. Ya da şöyle söyleyeyim. Bu hani böyle yeni dönem binalar böyle eklene yapılıyor ya. Ona bir şey diyoruz. Eklene. Önceden hazırlanıp dediğimiz mesela ek öyleymiş gibi düşünün. Önceden. Fransızca kökenli. Depremleri ne ev denir? Prefabrik gibi. Prefabrik doğru cevap. Yani gerçekten son anda ağzınızdan kaçtı Yasemin Hanım. Siz söylemediniz onu. 10 harflilere geçtik şimdi. 10 harflilerde 9 saniyemiz var. Çok dikkatli kullanın. Ay tek kelime. Hadi buyurun. Tek kelime. Bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen kuralların tümü. Bir harf alsam. Gerek yok bence. Bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen kuralların tümü. Evet. Şey, disiplin. Yok ya, bir belge varmış gibi düşünün. Doğru başladınız. Yönetim. Tek kelime. Yönetmelik. Yönetmelik doğru cevap. Gerçekten sevgili izleyenler, yani at yarışında gibi. Yani bayağı 3 kilo falan verdim şu an ya. Efendim 10 harfli son sorumuz 2 kelimeden oluşan bir söz dizisiymiş. 3 harfli mastarla bitiyor. Tamam. 2 kelimeden oluşuyor. 2 kelime ve mastarla bitiyor. 5 saniyeniz var. Buyursunlar efendim. Bir kimseye yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, kırgınlık gibi duygular uyandırdığını öfkelenmeden belirtmek. Böyle kırıldığını öfkelenmeden söylüyorsunuz kırıldığınızı. İki kelime. Kırıldığını şimdi öfkelenmeden. Böyle bir şeye canınız sıkıldı. Ben bir şey yaptım Yasemin Hanım. Siz kırıldınız bana. Sitem etmek. Sitem etmek doğru cevap.
Size helal olsun Yasemin Hanım. Nasıl da bildiniz. Evet. Ayağımız kaydı, ayağımız kaymayaydı. Bir tane bilemediğimiz vardı değil mi? Evet. Bolca da harf aldık. 2 saniye arttırdık. 7700'ü de puanımız var. Gün birincisiyiz şu an. Bakalım diğer iki yarışmacımız ne yapacak? Bakalım göreceğiz. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Aynen. Hanımlar beyler, Yasemin Hanım'ı alkışlarla uğurluyoruz. Ve üçüncü yarışmacımız geliyor. Siz şu an flört mü ediyorsunuz? Yok. Mürkep, 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 mirkep, mörkep, markep. Bana güvenin. O kadar da güvenmeyin. Bildim sizce de değil mi? Bildim mi? Kadıköy'de hep sizden bahseder. Fransızcam pek iyi değil. Je vis, ve zette falan diye desem ya. İndirin. Hanımlar beyler, üçüncü yarışmacımızla masada buluştuk. Hiç kelimelerle ilgili bir alakası olmayan bir konuda konuşuyorduk ki cart diye yayına girdik. Didem Hanım, ne var ne yok? 38 yaşındayım. Tam diyordu ki yaşımı söylemeyeyim. Ne yapıyorum derken 38 yaşındasınız. Evet, Ankara'da yaşıyorum. Evet. Evliyim. Evet. 10 yaşında Umay adında bir kızım var. Adı ne? Umay. Aa, çok güzel. Umay'a buradan selam söylüyoruz. Bizim çalışma arkadaşımız var bir tane, Umay. O bugün burada değil. Burada olsaydı çok sevinirdi gerçekten. Yakınınız olarak da bizim Umay'ı kullanırdık. Ama bugün yine kadrolu yakın olarak bir beyefendi gelmiş sizinle gibi davranıyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba mı? Merhaba. Ha, pardon. İsminiz neydi? Ozan. Ozan Bey. Parayı hak etmeye başladınız sevgili izleyenler. Ozan Bey, ne yap? Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben şu an bir kafede çalışıyorum. Ne olarak? Garson olarak. Garson olarak. Aynen. Çalışıyorsunuz. Gayet güzel. Peki Didem Hanım'ın nesi oluyorsunuz? Uzaktan kuzeniyim. Uzaktan kuzen ne demek efendim? Uzaktan kuzen şöyle, birinci dereceden değil ikinci dereceden kuzenim. O dereceleri bize anlatır mısınız? Anlatmasam olur mu? Olur tabii de, yani tamam, derece deyince insan merak ediyor. Benim de varsa ikinci derece bileyim diye. Dedelerimiz kardeş, öyle söyleyeyim. Dedelerimiz kardeş. Aynen, çok öyle uzak şeylerden. Ozan Bey, siz bayağı dolandırıcı gibi bir şeysiniz gibi çağırdı, duyuluyor. Çağırdı geldim ya. Peki yakın mısınızdır Didem Hanım'a? Vallahi küçükken bir kere görmüşüm var. İstanbul'da yaşadığım için Ankara'dan gelip... Aynen. Berbat bir kuzeniniz varmış. Güveniyor musunuz yarışma konusunda? Güveniyorum, evet. Güveniyorsunuz. Aynen. Bana güvendi. Size güvendi de biz size güvenmiyoruz Ozan Bey. Sağlık olsun. Ayaklarınıza sağlık, çok sağ olun. Hangi kafede çalışıyordunuz onu duyalım da gelmeyin. Yok, onu söylemeyeyim. Zaten yasak biliyorsunuz. Söyleseniz de duymamış gibi davranacağız. Didem Hanım, kelimelerle aranız nasıl? İyidir. Yani ben de bulmaca ekolüyle büyüdük. Yani hı-hı, küçükken gazetelerden çıkan, evet, çengel, sarmal ne varsa, ne varsa çözüyorduk değil mi? Doğru. Peki evde denediğinizde nasıl gidiyor? Yani gün gün değişiyor. Bazen hiç bilemiyorum. Bazen ya, 9000'i geçiyorum. Ay hadi inşallah. Bilmiyorum. İddialı mısınız diye soracağım ama. Yani şu an buna cevap vermek istemiyorsunuz gibi. Şu an değil ama bitince bakacağız. Bitince, evet, yani sonuca göre. Sonuca göre karar vereceğiz. Peki efendim, şimdi sizin 21 harf alma şansınız var. 21 harf alırsanız da 3 saniye bize bırakacaksınız. Bu Yasemin Hanım'ı geçebilmeniz için gerekli olan bilgi. Ama daha Büşra Hanım var. Yani onu da düşünerek daha az harf alabilirsiniz. Belki hiç harfe ihtiyacınız olmaz. Bilemiyoruz ki neler olacak. Ne diyorsunuz, başlayalım mı? Başlayalım. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Tek veya çift kullanılabilen bir takı türü. Küpe. Küpe, doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemiz geliyor. Minare, kubbe, bayrak direği gibi yapıların tepesinde bulunan ay yıldız biçiminde süs. Harf alayım. Harf veriyoruz efendim. L. Alem. Alem, doğru cevap. Geçtik 5 harfli ilk kelimemize. Bakalım 5 harfli ilk kelimemiz nasıl bir şeymiş. Pastırmayı kaplayan macun kıvamındaki yiyecek. Çemen. Doğru cevap sevgili izleyenler.
Gıda mühendisi olarak bunu bilemeseydim. Evet, biraz arkanızdan çok konuşulurdu. Beş harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakın nasıl geliyor. Delecek, delgeç gibi isimlerle de anılan araç. Harf alayım. Harf verelim. Zımba. Ney? Zımba. Zımba doğru cevap. Efendim altı harflilere geçtik. Altı harfli ilk kelimemiz geliyor. İnandırıcı olmaktan uzak, baştan savma veya uydurma sebep. Bahane. Bahane doğru cevap. Altı harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakalım neymiş o? Yandaş, taraftar anlamında Arapça, Farsça karması bir söz. Arapça, Farsça karması. Ortaya karışık yapıştırdık. Hadi buyurun. Yandaş, taraftar. Aslında şey, böyle, aa bu muymuş diyebileceğimiz yani bir kelime. De. Yandaş, taraftar, yancı. Okey de yancılar olur. Harf alayım. Harf verelim. T efendim. Bir kimseyi desteklemek anlamında. Taraf, taraftar. Bir harf daha alabilir miyim? Alalım. Mesela... Lehtar. Lehtar doğru cevap. Ben burada nerelere gidiyordum yani. Ben bayağı. De gittim ama L çıkınca. Lehinde, aleyhinde falan oralardan buldurur muyum diye düşünüyordum ki buldunuz. Efendim 7 harfli ilk kelimemiz kahvaltıların baş köşesinden geliyor. İşte sorusu. Fransızca kökenli adı alakok olan yumurta. Sahanda. Yok efendim. Ama öyle yumurtayı bir şey. Yumurtayı hiç sevmediğim için. Gerçekten mi? Ama bilirsiniz. Kayısı kıvamında. Ha, işte onun biraz daha şeysi. Az pişmiş değil. Aa. Harf alabilir miyim? Harf verelim efendim. Çünkü o kelime gelmedi aklına. F. Rafadan. Rafadan doğru cevap. Yumurtayı sevmediğiniz için kelimeyi mi bilmeyeceksiniz değil ama ben de sizi anlamadım ya. İnşallah hep sevdiğiniz şeyler gibi. Yani. Hay Allah bakayım burada sevmediğiniz bir şey var mıymış diye bakıyorum. Evet. Şimdi efendim 3200 puanımız var. 2 dakika 16 saniye süremiz var. Harf alma şansınız var ama şu an önemli bir bilgi değil. O yüzden zart diye 7 harfli ikinci kelimeyi soruyorum. Efendim sorumuz geliyor şu şekilde. İşe yaramaz, yararsız anlamında kullanılan argo bir söz. Gereksiz, faydasız. Daha böyle şey çok bir kelime gibi değil yani. Fasafiso. Gibi bir şey de ikileme değil tek kelime. İşe yaramaz, yararsız. Faydasız. Gitmiş hediye diye nokta noktadan bir telefon almış. Harf alabilir miyim? Harf verebilir miyiz? Tırışka. Ne? Tırışka. Tırışka doğru cevap. Didem Hanım siz de fark ediyor musunuz sevgili izleyenler bilmiyorum ama Didem Hanım bir noktada böyle 5 saniye kadar meditasyon yapıyor. Ondan sonra biliyorum. Çok enteresan. Özümsüyorum. Özümsüyorsunuz. Beni de tedirgin ediyorsunuz. Çünkü bu ne ya falan deyip gözünüzü açabilirmişsiniz gibi de geliyor. 8 harfli ilk kelimemiz efendim yapım eki almış inanır mısınız? Buyursunlar bakalım kimmiş o? Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik. O kadar basit düşünmeniz gerekir ki. Estetik bir zevk, coşku. Zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik. Bir şeye baktınız, beğendiniz. Hoşgörü, nedir o? Beğenme. Çok sevdiğiniz bir arkadaşınızı gördünüz ve çok beğendiniz onu. Bugün çok ne görünüyorsun dersiniz? Hoş. Garip. Harf alabilir miyim? Alırsınız tabii efendim. Buyurun harf verin. Z. Zarif değil. Değil efendim. İyilik yapmak anlamında da bana bir nokta nokta yaptınız. Güzellik. Güzellik doğru cevap. Yumak için teşekkürler. Ne için teşekkürler? Yumak.
Efendim 8 harfli ikinci kelimemiz geliyor. İnşallah yumaksız bilinir. Buyurun. Karayollarının kenarında yol seviyesinden daha aşağıda kalan ve tehlike içeren bölüm. Viyadük. Değil efendim. Tehlike içeren. Daha aşağıda. Uçurum. Gibi bir şey. Harf alabilir miyim? Verelim efendim. Harf verelim. P. Rampa değil. Macarca kökenli. Köken çok merak eden. Harf alabilir miyim? Gelsin. Süre gidiyor. 18 saniye var. Şarampol. Şarampol doğru cevap. Şimdi 17 saniyemiz kaldı. 4 tane sorumuz var. O yüzden biraz hızlı olacağız. Bakalım nasıl geçecek bunlar. Efendim 9 harfli ilk kelimemiz geliyor. Yine ensem çekilmeye başladı. Buyurun. Agresif, mütecaviz sözlerinin Türkçe karşılığı. Sinirli. Gibi bir şey. Daha agresif düşünün. Harf alamıyoruz. Agresif. Agresif. Sinirli harekete geçiyor. Ne yapıyor yani? Mütecaviz diyemiyorum. Yok bilemedim ya. Silahlı nokta nokta tutuklandı. Silahlı nokta nokta tutuklandı. Silahlı sinirli tutuklandı. Hücum etmek. Hücum. Saldırgan. Didem Hanım. Üzgün alkış ya. Hiç bekler miydiniz üzgün alkış sevgili izleyenler şu noktada? Didem Hanım gerçekten yüzdü kuyruğunda. Ay ben kesildim geri dönüyorum dedi. İnanılır gibi değil. Gerçekten az daha rekor kırıyordunuz ki neler oldu. Efendim 9 harfli ikinci kelimemiz tek başına değil 2 kelime olarak geliyor. Bir de mastar bağlamış yanına geliyor. Arkasından mastarıyla geliyor. Buyurun. Birinin düşüncesini, davasını, iddiasını doğru bulmak. Süre gidiyor. Kabul etmek. Gibi bir şey. İddiasını doğru bulmak. Onaylamak. Ben gibi bir şey. Evet. Hukuk. İki kelime. O bir şey söyledi. Siz ona nokta onay nokta. Onay vermek. İkinci kısmı doğru. Ona hak vermek. Ne? Hak vermek. Doğru cevap. Efendim 10 harfli ilk kelimemiz mastarı ile geliyor ama tek kelime. Mastarlı bir tek kelime. Buyursunlar. Güç gösterisinde bulunmak, ucuz kahramanlık gösterisi yapmak anlamında bir tabir. Ucuz kahramanlık ya, güç gösterisinde bulunmak. Böyle. Dayılanmak. Dayılanmak doğru cevap. Yani o hareketimiz olmasa. 10 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Kendisi Türkçe bir kelime. Sanki diğerleri neceydi. Buyurun. Bir konuyu veya eseri her yönüyle değerlendiren, tenkit eden bilir kişi. Değil. Daha böyle tenkit ediyormuş gibi düşünün. Eleştirmen. Evet eleştirmen doğru cevap. Çok çabuk bulundu o emin olamadım o yüzden. Beni ne batırdı saldırgan mı batırdı? Yok sizi evet ya saldırgan. Saldırgan batırdı. Gideceğim sağ sola saldıracağım. İnşallah siz saldırganlaşmazsınız Didem Hanım. Gün birinciliğini kıl payı kaçırdık. Olsun bir dahaki sefere... Ama da okey oynarız. Okey oynarız. Çünkü neden? Sizin uzaktan kuzeniniz okey seviyor. Hanımlar beyler Didem Hanım'a alkışlarla yeniden uğurlarken son yarışmacımız geliyor. Yok ya mı? Masaj yapan oldu mu? Yok. Estağfurullah mı? Gitti sonra lan. Ödemiş. Ödemiş kendisi. Allah Allah. Az daha koca omuzlarınızdan tutup sallayacaktım Mete Bey. Durum bu Nide'den geliyorum. Bizde kalın bari Naci Bey. Tövbe estağfurullah. Kadına bir şeyler oldu sevgilisi. İbrahim Selim değil doğru cevap.
Hanımlar beyler, günün son yarışmacısıyla masada buluştuk. Büşra Hanım, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. İyiyim. Heyecanım biraz dindi. Umarım. Mi? Evet. Oh, çok güzel. Umarım aynı şekilde devam edersem çok daha iyi İnşallah, olacak. İnşallah, öyle umut ediyoruz. Siz psikologsunuz. Evet, klinik psikoloğum. Evet, özellikle mesela işte çocuk, yetişkin, çift, böyle bir şeyiniz var mı uzmanlığınız? Var, evet. Çocuk hariç diğer alanlarda çalışıyorum. Daha çok ergen, yetişkin ve aile çift oluyor. Seçerek okuduğunuz bir meslek evet, diye tahmin ediyorum. Öyle oldu. Biraz kendi hikayemden bahsedeyim müsaadeniz olursa. Evet, lütfen. Üniversitesinde İletişim Fakültesinde Halkla İlişkiler bölümünü kazandım öncelikle. Hı-hı. Sözel bir bölümdü. Daha sonrasında psikoloji bölümünün bana ne kadar uygun olduğunu fark ederek çift anadalı yaparak aynı zamanda psikolog oldum. Yüksek Hı-hı. lisansımı da tamamlamak üzereyim. Aslında beni buraya getiren bir hikaye var. Kanayan yaram. Aslında da kanaması durmayacak bir yara. Aa, hayırdır inşallah. Şöyle, bende özel öğrenme güçlüğü var. Disneksiyi duymuşsunuzdur. Aa, duymaz evet. olur muyum? Evet. Amir Khan isimli bir yapımcının hatta çok ünlü bir filmi var bununla ilgili. Bende onun sayısalı var. Yani diskalkuli. Bu konuyla ilgili yıllarca çok mücadele verdim. Bu nöro gelişimsel bir bozukluk, bir hastalık değil aslında. Evet. Dolayısıyla bir tedavisi yok. Kelimelerle bu sebepten aram daha iyi. Çünkü sayısal anlamda bir becerim yok. Yani beyin işlemlemekte zorlanıyor. Çünkü kısa süreli benlikten uzun süreli benliğe geçiş olmuyor. Öğrenme olmadığı için çift anadalı da bu sebeple yapabildim. Yani üniversite sınavına girip eşit ağırlıktan girseydim kazanamazdım. Ama Gano üzerinden tercih yaptığım için ilk sıradan da kabul aldım. Aa, harika. Bu sebeple akran zorbalığına uğradım. Lisede özellikle. Ya. Ağlama. Aha. O beni çok zorladı. O yüzden o gün itibariyle bir yemin ettim. Gittiğim her yerde bu alanı anlatacağım. Bu alanda farkındalık oluşturacağım. Şu an çalışmalar yapıyoruz zaten bu Hı-hı. konuyla ilgili. Sosyal medya üzerinden ya da sosyal sorumluluk olarak. Bu sebeple kelimelere ilgim aslında var. Biz mesela kendi ekip arkadaşlarımızdan sözel disleksisi az boyutta olan arkadaşlarımız var. Hani o yüzden biraz hakimiz ama sayısalını tabii ilk defa duyuyorum. Bayağı bir güçlük çekmişsinizdir diye tahmin evet, ediyorum. Yani çok zorlandım. Hala zorlanıyorum. Eğitim hayatında daha fazla kendini Hı-hı. gösteriyor elbette ki akademik alanda olduğu için ama Hı-hı. günlük hayatta da sayılar hayatımızın her yerinde. Evet. Böyle. Yani çok seviyorum. Güzel. Eğer ki diskalkulim olmasaydı kelimeleri bu derece sevmezdim. O yüzden bir taraftan alınmış bir taraftan verilmiş diyorum. Tabii yarışmada iddialı değilim. Öncelikle onu söyleyeyim. Hedefim kendimi aşmak. 7000'in altına düşmek istemiyorum. 7000'in üzerine çıkarsam. Hadi inşallah. Ne olurum. Yalnız gelmediniz. Evet. Kimle geldiniz? Annemle geldim. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk İbrahim Bey. İsminiz merhaba. İsminiz neydi? Arzu Ay. Arzu Hanım siz ne yapıyorsunuz? Ben ne yapıyorum? Ben bir kamu kurumunda devlet memuruyum. Üsküdar'dan geliyoruz. Size Ay ailesinin çok çok selamını getirdim. Ay aleykümselam. Oğlum Mehmet Emin sizin diyeyim çok çok büyük sevdanızı taşıyor. Ah. Sizi bir dizide seyrettik. Özellikle dedi anne selamımı ilet İbrahim Bey ben çok seviyorum dedi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de selam söyleyin. Mehmet çok Emin Bey çok sağ olun. Çok zarifsiniz. Kelimeler konusunda bayağı yetkinmiş gibi görünüyor konuşmasından anladığım kadarıyla. Şimdi, siz de öyle düşünüyor musun? Büşra gerçekten özel bir evlat. Biz onunla beraber yolları birlikte aşımladık. Ben bu evladı yetiştirdiğim için çok büyük gurur duyuyorum. Ve her zaman diyorum ki ÖGE'li çocuklar gerçekten çok özeller. Disleksisi olanlar, diskalkülüsü olanlar, diskrefisi olanlar. Biz çok gerçekten ciddi anlamda akran zorbalığına maruz kaldık ve Büşra için ben kendi yakınlarımdan bitiremez, mezun olamaz, tasdiknameyi alır diye ithamlar duydum. Aa. Ama benim çocuğum buna rağmen bitirdi, çift anadalı yaptı ve klinik psikolog oldu. Gurur duyuyorum. Ay helal olsun. Neredeyse beni de ağlatacaksınız Arzu Hanım. Harika oldu o zaman 5 Aralık'ta Dünya Kadın Hakları Günü'nde bir de böyle bir şeyin altını çizmemiz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çünkü biraz daha konuşursak sarılıp ağlayacağız yarışma başıma da kalmayacak. Efendim Büşra Hanım sizin günün birincisi olabilmek için 7100 puanın üstüne çıkmanız yeterli oluyor. Bunun için de 21 harf alma şansınız var ama 21 harf alırsanız da
3 saniye bana bırakacaksın. Bu hiç şu an önemli bir bilgi değil zaten. Yolda zaten bakacağız. Ben size süreyi hatırlatırım, alırız alamayızı falan söylerim. Yeter ki akmaya devam edelim. İnşallah. İnşallah. Nefes alayım. Alın. Diyafram nefes. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Hazır. Tamam mısın? Evet. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Yıkanırken vücudu ovmaya yarayan bez. Evet şu an durdum. Bir dakika. Evet. Kese. Evet efendim. Kese doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusu. Ekranda yağ gibi akıyor bakın. Anlaşma sözcüğünün batı kökenli eş anlamlısı. Şimdi batı kökenli diyor. Anlaşma, sözleşme olmaz. Ant değildir diye düşünüyorum. Yok. Çok ama tek hece bir şey. Tek hece. Batı kökenlerde çok iyi değilim de. Anlaşma. Şey nokta noktası. Balkan nokta noktası. Bir harf alayım. Bir harf verelim efendim. P. Pa. Pars mı? Değil ama ilk hece yani başı doğru. Pa. Anlaşma. Tek heceni. Bir harf daha. Bir tane daha harf Balkan alalım. Part. Değil efendim. Değiştirin, harfi değiştirin. Söyleyin. Sessiz past, harfi. Tamam. De başka. Pa. De. Past. Değil efendim. Pakt. Pakt doğru cevap. Uzaktan duyduğum bir kelimeydi. Evet. Artık yakından da görmüş oldunuz. Yabancılık çekmeyiz bundan sonra. B harfli ilk kelimemiz geliyor. Bu editör bize ne yapmak istiyor? Gerçekten ödem gitsin diye su içinde yüzdüğümüz bir gün. 56 tane yemek ismi soruyoruz. Buyurun yine leziz bir şey. Bir defada yutulan yiyecek parçası. Lokma. Lokma doğru cevap. Sorusunu şey yapmadığım için ben bunu tatlı olanı sanmıştım. olsun yine de canım çekti. Evet. Beş harfli ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Edebiyatta bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış biçimi. Ekol değil. Gibi bir şey ama. Batı kökenli mi? Efendim Arapça kökenli. Arapça. Evet. Bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış biçimi. İçerik değil, muhteviyat değil. Bir türün. Tarz gibi düşünün. Stil değil. Stil. Evet. Lin Arapça kökenlisi gibi düşünün. Bir harf alayım. Bir harf verelim efendim. P. Üslup. Üslup doğru cevap. Efendim yapım eki almış bir sözcük soruyorum. Geliyor. Futbolcuların sakatlanmamak için kullandığı tekmeliğin üstüne giydiği çorap. Şimdi futbolla hiçbir alakam yok ama evet. Yapım eki almış diyorsunuz. Evet. Sonu muhtemelen iki harf ya da üç harf yapım ekinidir. Evet. Bir harf alayım çünkü. Bir harf verelim efendim. Zamanımızı iyi kullanalım. T. Ternik diyeceğim değildir değil, herhalde. Değil ama yani. Diznik değil. Onun üstüne giyiliyor. Dizliğin üstüne giyiliyor. Evet. Fonetik bir kopya verebilir misin? Toprak misiniz? Falan olmasın diye. Tozluk. Tozluk doğru cevap. Efendim altı harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakalım sorusu nasıl? Birinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere mahkeme kararıyla bağlanan aylık. Nafaka. Nafaka doğru cevap. Yedi harfli ilk kelimemiz buyursunlar. Ekranda yağ gibi akıyor sorumuz. Bir işin elden geldiğince iyi olması için gösterilen çaba, özen. Gayret diyeceğim, sığmayacak. Arapça kökenli. Arapça kökenli. Bir işin elden gelince iyi olması için gösterilen çaba, özen, gayret, istek, önem. Bir dakika 15 saniye. Harf alayım. Harf aldık. H harfi. Özen doğru başladınız. İhti. Evet. İhti doğru mu? İhti doğru. Bir dakikanın İhtiras altına düştük. Mı? Değil ama efendim. O başka bir anlam. Evet. İhtimam. İhtimam doğru cevap.
İhtimam doğru cevap. Yarışmanın tam ortasındayız. Harf alacaksanız da hakkınız var harf almaya. Alacaksanız da çok hızlı alıp durdurmayı deneyelim. Bakalım neler oluyor. Efendim 7 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Dilim damağım kurudu vallahi yine stresten. Buyursunlar. Tıp öğretimine emanet edilen cansız beden. Kadavra. Kadavra doğru cevap. 8 harfli ilk kelimemiz mastarı ile geliyor. 3 harfli bir mastarla geliyor. İşte sorusu da şöyle. Bir işte bir uğraşta başarısızlığa uğramak, kaybetmek. Yenilmek mi? Ne? Yenilmek. Yenilmek gibi doğru cevap. Efendim 8 harfli ikinci kelimemiz yoksunluk eki almış. Sessiz. Buyursunlar. Zarf haliyle her şeye rağmen elbette anlamlarına gelen söz. Zarf haliyle her şeye rağmen elbette. Evet. Kesintisiz değil. Söz diyor. Zarf değil yani. Bir harf alayım. Harf verelim. 29 saniye. P. Bilmeden bastım ama zarf haliyle her şeye rağmen. Her şeye rağmen elbette. Kesinlikle. Yani aklınızda bir soru işareti yokmuş gibi düşünün. Soru işareti yok. Mesela kuşkusuz gibi düşünün. Böyle bir kuşkusuz her şeye rağmen. Şüphesiz. Ne? Şüphesiz. Şüphesiz doğru cevap. Efendim 9 harfli bir birleşik kelime soruyoruz şimdi de. Kaçıncı sorumdayım? Efendim bu ya yani 4 sorumuz kaldı. Tamam. Buyursunlar soru şu şekilde. Sıkıntılı ve korkulu düş, kabus. Karabasan mı? Karabasan doğru cevap. Ben de burada tuhaf tuhaf ama hareketler yapmaya başladım. Ama seyircilerimize şunu söyleyeyim. Hani hep klasik bir cümle kurarız buraya çıkanlar. Evdeki gibi olmuyor evet. Diye. Gerçekten öyle yani. Evet doğru. Evde daha rahat bilsem de yine de güzel gittiğimizi umuyorum. Hiç fena gitmiyoruz. Çok az kaldı. Ayağımız kaymazsa bir gün birincisi tamamlayacakmışız gibi görünüyor. Tamam. Yasemin Hanım orada nasıl bakıyor ben bilmiyorum şu an ama yani bakacağız. Ne olur ne olmaz. Yalnız 23 saniyemiz var. Yani çok az süremiz var. Son 2 sorumuz. 3 soru. 3 soru tamam. Evet. Şimdi efendim 9 harfli bir soru geliyor. Kendisi mastarla bitiyor. Bir ses düşmesine uğramış. Mecazi anlam soruyoruz. Tek kelime mi? Tek kelime efendim. Tamam. Buyursunlar. Mecazen bazı konularla sürekli uğraşma sonucu deneyim sahibi olmak. Harf alayım. Harf aldık. Yumuşak G. Mecazen bazı konularda sürekli uğraşma sonucu deneyim sahibi olmak. Makmek. Mecazlarda biraz zorlanıyorum da. Evet. Böyle çalışarak yeteneklerini geliştirmek gibi düşünün. Çalışarak yeteneklerini. Mecazen bazı konularda sürekli uğraşma sonucu deneyim sahibi oldum. Lenmek, lanmak diye mi acaba devamı? Ne? Lenmek, lanmak yani yumuşak G'den sonra söyle mi? Gibi yani gibi. Yetenekleri ve nitelikleri iç içe geçmek. Bütünleşmek. Uğraşmak değil. Böyle suyla un gibi düşünün. Yoğrulmak olacaktı. Gerçekten. Allah'ım karnım ağrıdı be sevgili izleyenler. Öf. Bunun için biraz daha süre ihtiyacım olurdu. Değil mi? Direkt aklıma gelmezdi. Evet efendim suyla un bile dendi evet. Artık yani. Ama teşekkür ederim zahmetiniz için. Estağfurullah ya rica ederim. Efendim 10 harfli 2 kelimeden oluşan bir söz dizisi soruyoruz. Şak diye de bileceksiniz. Buyurun sorusu şöyle. Koza öğren tırtıl. Kelebek. O yırtılınca tırtıl. Koza öğren tırtıl yırtılınca kelebek oluyor. Evet, koza öğren tırtıla aynı zamanda bir böyle tekstilde kullanılan bir şey de ondan alınır. Hani. Evet, neydi o? Tek kelime mi bu? İki kelime sanırım. İki kelime efendim. Evet. Kozadan ne elde edilir efendim? Tekstilde kullanıldığınız ipek böceği. İpek böceği doğru cevap. Efendim 10 harfli ikinci kelimemiz mastarla bitiyor. Kendi kendine geliyor. İşte sorusu.
Çok tekrarlama sebebiyle yadırgamaz olmak, alışmak. Bir harf alırsam kazanabilir miyim? Yok. Zaten alın harf. Hiçbir faydası alayım, yok. Tamam. Aldık, harfiniz de var. Evet. Çok tekrarlama sebebini yadırgamaz olmak, alışmak. Tek kelime bu. Evet. Artık alıştık. Yani böyle sürekli, artık sürekli oluyor. Çok tekrarlama sebebini yadırgamaz olmak, alışmak. Allah Allah. Bunu bilsen çok güzel olacak. 7000'i aşmak istiyorum da. Çok tekrarlama böyle sebebini. Böyle bıkarak, usanarak alışmak. Bir anlatın, evet. Aldatmak anlamında aldatma, aldanma. Böyle... Damarınızda ne akıyor? Kan. İlk hece o. Açma! Evet, açmayın. Ya! Evet. Kanıksamak olacaktı. Yüreklerimiz burkuldu yine. Gerçekten biz de şimdi buraya her oturan yarışmacının kazanmasını istiyorum ben. Evet. Ama hepsi için öyle istiyorum. Sonra bir kazananı sanki kazanan, mesela Yasemin Hanım sanki kaybetsin istiyorum gibi oluyor ama zaten o da kazansın istiyordum. Fakat siz de kazanın çok istedim Büşra Hanım. Belki bir dahaki sefere. Evet, olabilir. Yani kendi hedefim bir tık altında kaldım. Evet, bu ısınma turu diyelim. Bu, evet, benim için belki bir daha gelirsiniz. Olmuş. Daha yüksek puanlar alırız beraber. Umarım. Ben de öyle umuyorum. Büşra Hanım'ı ve diğer yarışmacılarımızı bir alkışlayalım lütfen. Efendim, gün birincimiz belli. Şimdi Yasemin Hanım'ı yanıma davet ediyoruz. Hanımlar, beyler, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde 4 tane kadın yarışmacımızla cayır cayır yarıştık ve gün birincimiz belli oldu. Yasemin Hanım şu an yanımda, gördüğünüz gibi haftanın finaline katılmaya hak kazandı. Bekliyor muydunuz? Bekliyordum biraz. Gerçekten ama, bekliyordum ama hani kendi beklediğim performansın altında kaldım. Ama tamamen diğer yarışmacıların yaşadığı şanssızlıklardan. Ben onlara bir tık daha şanslıyım. Evet, genel evet. Böyle bir şeyler evet. Oluyor biliyorsunuz sevgili izleyenler. Bazen de insanın ayağı takılıyor. Allah bilir yine gezegenler ne yapıyordu da başımıza bunlar geldi. Haftanın finaline hak kazandınız ama sadece o değil, bir de kelime polislerimizin size armağan ettiği bir kitabımız olacak. Sizlere de var. Ayaklarınıza sağlık. Siz de gerçekten çok güzel yarıştınız. Hanımlar, beyler, son kez yine 1934'teki seçme seçilme hakkını kazandığımız günün seneyi devriyesi olduğunda hatırlatıp Ulu Önderimizi tekrar özlemle anarak tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.